Merhaba Dünyalılar, Kafa Boşaltan serisine hoş geldiniz. Bu videomuzda şu anda yapacağımız şey benim telefonumu, yani Samsung. Ne Samsung'u ya? Bırak artık bu Samsung'u şimdi. Xiaomi'ye geçtin sen, kendine gel. Xiaomi Note 9 Pro diyorum. Xiaomi Note 9S telefonundan kaydımızı almaktayız. Bu videomuzu hem bu videonun ön kamera ve mikrofon testini yapmak için çekiyorum. Hem de aynı zamanda Kafa Boşaltan serimize uzun süredir içerik çekmiyorduk. Bunun içeriğini de artık çekmenin vakti geldi. Yani bir taşla 2-3 kuş birden vuracağız. Telefonumun incelemesini izlediniz. Bu telefonun Pro versiyonunun da incelemesini izlemişsinizdir. Onların hepsinin videosu kanalda hala mevcut. İsterseniz o seriye gidip videonun incelemesini izleyebilirsiniz. Yani bu şekilde testlerde yapıyorum ki yorumlar bölümünde çok fazla sorular geliyor. Şunu yaptın oldu mu, bunu yaptın oldu mu, bunu yapınca ne oluyor gibisinden. Ben de elimden geldiği kadarıyla telefonu her koşulda ve şartta kullanaraktan sizlere bunu aktarmaya çalışıyorum. Ki daha iyi, böyle daha net, doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Bugün biraz daha böyle kafa boşaltacağız. Tabii ufak tefek böyle yaşadığım şeylerden bahsedeceğim. Yine sohbet tadında olacak. Yani kafa boşaltan deyince burada boş beleş sohbet yapacağımızı zannetmeyin. Her ne kadar saçmalasak da sonuçta buradan da yine bir şeyler çıkartabilirsiniz. Çünkü buradaki meseleleri aralara sıkıştırıyorum, biliyorsunuz ki. Bu şekilde daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bugünkü işleyeceğimiz konu biraz daha spontane oldu aslında. Kamerayı ayarlayana kadar falan o sırada düşündüm ne hakkında konuşsam diye. Arka görüntü için özür dilerim. Şu an yurtta kalıyorum ve yurtta neden kaldığımı önceki videolarımdan mutlaka izlediniz. Bunu pandemi yoğun bakım hemşireliği videomdan sonra paylaşacağım muhtemelen. Bunda da neden olduğunu anlayacaksınız. Orada uzun uzun anlattım zaten neden yurtta kaldığımı. İşte görevlendirme, Tekirdağ vesaire. Ne her neyse. Bu şartlarda video çekmeye zorundayım. Çünkü başka mekanım yok. Hastanede çekecek halim yok. Çekemiyorum çünkü orada zaman kalmıyor. Yoğun bakım hemşireliği olunca zaman kalmıyor haliyle. Her neyse, söyleyeceğim şey herhangi bir iş konusunda bir iş yapılırken gidip onu öğrenmeniz, izlemeniz. Bunu neden yapacağız? Biz bir yerlerde bir şekilde işimize o işler yarıyor. İnanın bana yarıyor. Marangozluktan ustam olan, adını şu an hatırlayamadım ya. Adamla çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ama söylediği nasihatleri hiçbir zaman aklımdan çıkarmam. Her ne kadar adını unutsam da. Bana şey demişti yani. Her ne iş olursa olsun git öğren. Orada hani çırak moduna gir. Öğren, bak, izle. Ve yani yaptığın iş üzerinde parayı düşünme. Para bir şekilde gelir. Sen o işi yeter ki öğrenmeye odaklan. Yapmaya odaklan ve o işte başarılı olmaya odaklan. Senin dert edeceğin şey iş yapacağın iş üzerine olsun. Eğer bir mutfak dolabını inşa ediyorsan o mutfak dolabını inşa etmeyi düşün. Gelecek olan para bir şekilde gelir zaten. Sen işini iyi yaptıktan sonra o para öyle ya da böyle gelir. Çalış, hani sadece çalış. Ve hani rızkı veren Allah'tır. Bir şekilde o rızık sana döner dolaşır gelir. İşinde kendi alanında uzman kişilere şöyle bakıyorum. Gerçekten derdi para olmayan ve o iş üzerine odaklanmış, para da o işin mükafatı olarak gelen zengin ve başarılı insanlar haline gelmişler. Para geldiği için işlerini iyi yapmıyorlar. İşlerini iyi yaptıkları için para yüksek derecede geliyor. Aynı işi yapan iki insan, yani işletme mezunu birçok arkadaşım var ve ben işletme mezunu olup da hani bunu nasıl söyleyeyim, yani çok fazla sayıda işletme mezunu olduğu için hani bunu değersizleştirilmiş gibi görünüyor. Aslında işletme bölümü çok kıymetli bir bölümdür. Çok fazla şey olduğu için nerede çokluk orada bolluk diyelim. Öyle olunca da hani biraz daha iş bulmaları o bölümde haliyle zorlaşıyor. Ama benim bir tane arkadaşım var şu anda Ankara'da ve adam 2 yıllık işletme mezunu. Yani diğerleriyle aynı şeylerde ama kendisini öyle bir geliştirmiş ki şu an ayda 15-20 bin liraya çok iyi bir yönetici pozisyonunda bir şirkette çalışıyor. Ve yani diyor ki adam, yani devlet memurundan çok daha iyi mesai saatlerine sahibim diyor. Ve son derecede adam mutlu. İşini severek yapıyor. İşinin üstünde yani öyle bir duruyor ki sen yani bir iş patronu olarak, yani o iş sahibi olarak adamın hakkını vermeme gibi bir lüksün yok. Ha bu, bütün bunlara rağmen senin hakkını vermiyor olabilirler. Orada da salak olmayacaksın, enayi olmayacaksın. Bir zahmet gözünü açacaksın, uçacaksın, gideceksin bir yerlere. Yani başka kapılar arayacaksın. Sen işine bir odaklan. Sen işini bir yap. Para ondan sonra düşün. Günümüzde o kadar çok odaklandık ki bu para meselesine. Şu iş para getirir, bu iş para getirir. Ya hani en kutsal meslekleri bile, en iyi meslekleri bile artık sadece parası getirdiği için, parası olduğu için yapılır hale geldi maalesef ki. Yapmayın bunu. Sen eğer bir işte profesyonelsen, o iş şu an dünya standartlarına hiç para getirmiyor olsa bile sen paranı bir şekilde kazanırsın. Sen yeter ki sevdiğin işi yap. Sevdiğin işi yap, güzel bir şekilde mutlu yaşa ve mutlu olduğun için de zaten o işi, yani yaparken çalışmıyor olacaksın ya. En akıllı insan zaten hayatı boyunca hiç çalışmaz çünkü akıllı insan sevdiği işi yapar. Şu noktaya da değinelim, yani bazen şartlar sevdiğin işi yapmana engel olabilir. Bir süre için.
3 sene 5 sene hiç sevmediğin, hiç alakan olmayan işleri yapmak zorunda kalabilirsin. Bu gayet normal. Burada da sabır ve sebat ile sen sevdiğin işe odaklanaraktan çalışacaksın. Şu anda ya açıkçası memuriyet benim hayalimdeki iş değil. Tamam evet yapıyorum. Güzel, harika. Nefret ediyor değil. Yapıyorum. Güzel. Hani ama böyle ayrılıp bayılıp da sevmiyorum açıkçası. Ama en yakın ve en kısa sürede memurluktan kurtulmak için kendime alternatifler oluşturuyorum. Farklı böyle meslek gruplarına nerelere yönelebilirim? Daha sevdiğim işlere nasıl yönelebilirim? Bunlara bakıyorum. Bunları araştırıyorum. Bunlar üzerine çalışmalar yapıyorum. Ve durmuyorum. Durmuyorum. Açıkçası durmaya da niyetim yok. Durduğun sürece yerine sayacaksın. Elinde olanlarla yetineceksin. Ve ben elimde olanlarla yetinmek istemeyenlerdenim. Çalışacağım, devam edeceğim. Başarılı olurum ya da olmam. Önemli olan o süreçteki benim çabam. Ben bu çaba süresinde elimden geleni yaptım diyebiliyorsam benim için iş bitmiştir. Ve ben huzurlu olurum ya. Yani eğer elimden geleni yaptıysam yine de olmadıysa var bunda bir hayır der geçerim. Ama ben elimden geleni yapmam. Ondan sonra bu istediğim şey olmaz. O zaman derim ki hata bendeydi. Bu işler böyle. Öyle olduğu için de biz elimizden geleni yapacağız. Sonrasında bekleyeceğiz. Deveyi önce bağlarsın, ondan sonra tevekkül edersin. Sadece oturduğumuz yerden Allah'a dua ederek, yalvararak bir şeyleri elde edemeyiz. Aslında dua biliyorsunuz ki sadece sözlü ve istemekle olmaz. Fiili dua dediğimiz bir şey var. Biraz daha araştırırsanız bunu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Fiili duada, yani örnek veriyorum, sözlü duada şöyle bir şey. Sen sözel olarak istiyorsun, niyaz ediyorsun. Okey, tamam, harika. Fiili duayı da yapmak zorundasın. Fiili dua ne? Sen işte istediğin şeyi, şeye yönelik bir şeyler yapmandır. Üniversite istiyorsun, herhangi bir üniversite bölümünü istiyorsun. Bunu sözel olarak ifade ettin. Çok güzel, aferin. Sonrasında bir de bunu fiili olarak yapman gerekiyor duasını. Fiili duamız ne? O da ders çalışmak. Sonrasında sen yeterli çalışma ve başarıyı gösterirsen üniversiteni kazanırsın, istediğin bölümü. Tabii ya bunda da olmuyorsa da sen elinden geleni yaptıysan demek ki bunda da var bir hayır deyip yoluna devam edeceksin. Sonrasında bakarsın o senin işin olmaması senin için daha iyi bile olabilir. Böyle şeylere dikkat edin. Elimizden geleni yapacağız. Mutlu olacağız. Sevdiğimiz işi yapacağız. Sonrasında bakalım neler olacak. Olur. Olur bir şekilde olur. Yani öğrendiğiniz bilgiler, yaptığımız şeyler bir şekilde ilerleyen zamanlarda lan bunu iyi ki öğrenmişim diyorum. Ben diyorum. Bakın marangozlukta da çalıştım. Yani marangozlukta yaptım. Orada çıraklık yaptım. Otoelektrikçide çalıştım. Yani birçok hiç alakam olmayan bölümlerde çalıştım. Ve iyi ki de gitmişim, çalışmışım diyorum. Yani orada ödedikleri para bir hiçti yani. Hani öyle söyleyeyim. Yani hiç neredeyse para bile vermediler yani. Hani ama ben iş öğrendim. Ve bu öğrendiğim işler daha sonraki hayatımda şu anda bile çok fazla işime yarıyor. Ben o zaman marangozda çalıştığım için şu anda evime kendi usta çağırmıyorum. Biz taşındık, bilmem ne oldu, bir sürü şey oldu ve ben her işimi kendim yapabiliyorum. Alet edevatımı alıyorum, kendi işimi kendim görüyorum. Ve bu o kadar güzel bir şey ki, yani anlatılamaz bir şey ya. İnsanın kendi işini kendi görebiliyor olması, kendi her şeyini kendi tamir edebiliyor, yapabiliyor, bir şeylerden bir şeyler çıkartabiliyor olması. Bence bu mutluluk kaynağı, keyif verici bir şey. Öğrenirsen yaparsın. Yani neden yapmayasın ki? Ama ben zamanında o marangoza gitmemiş olsaydım, şu an belki bu kadar elimden iş gelmeyecekti ve sonrasında yani... Sıkıntı, sıkıntı. Evet, gerçekten sıkıntı. Hiç gereği yok. Yani teknoloji şirketinde de çalıştım. Hele otoelektrikte de çalıştım. Hani iş beğenmemezlik yapmayın. Bir yerlerden girin. Düşük maaş, düşük bir para olabilir. İlerleyen zamanlarda sizi çok daha iyi yerlere getirebilir. Bunları aklımızdan çıkartmıyoruz. Çok fazla uzatmayalım bu konuyu da. Sonuçta kafa boşaltıyoruz burada. Böyle aralarda tam ham bilgi olmayan bir şekilde gene bayağı ciddi sohbet ettim ama olsun. Yapacağız. Yapacağız. Başaracağız. Bu da 10. vlog oldu galiba. Bunun öncesinde 2 videoyu daha bitirmedim. Onu da bitireceğim. Fırsat buldukça çalışmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar dostlar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.